Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi ilgili meslek odaları ve basın mensuplarının katılımıyla yeni küçük sanayi sitesinde devam eden çalışmalar, imar revizyonu ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgan'ın TOKİ işbirliğiyle Aksaray'a kazandırdığı ve hak sahiplerine 2019 yılında teslim edilmesi öngörülen 375 milyon liralık dev proje yeni küçük sanayi sitesinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yapımı devam eden sanayi sitesi kentsel dönüşüm projesinde gelinen son noktayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Ticaret Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Tekin ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Konuk'la birlikte basın açıklaması gerçekleştiren Başkan Yazgı, imar revizyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Günün en önemli gündem maddesini oluşturan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısının geniş özetini getiriyoruz ekranlarınıza. Kıymetli oda başkanlarımla beraber burada sizlerin huzurunuzda sanayi projesiyle ilgili bir gelişme var. Onunla ilgili sizlere bilgi vermek istiyoruz. İsterseniz süreçten şöyle kısa bir bahsettikten sonra oda başkanlarıma söz hakkı verip daha sonra sizlere soruları varsa inşallah onu alacağız. Sizlerin de bildiğiniz gibi göreve geldiğimizde vaat ettiğimiz projelerden bir tanesi de sanayi projesinin gerçekleştirilmesiydi. Biz bu konuda kıymetli esnaflarımız ve oda başkanlarımızla ön görüşmeler yaparak ve orada nasıl bir proje istedikleriyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bunlara bir süreci başlatmış olduk. Ve bu süreç içerisinde de bizler tabii ki kendi personellerimizle, başkan yardımcılarımız, teknik elemanlarımızla birlikte bu süreç içerisinde karşılıklı görüşmeler yapmak suretiyle de sistemi oturtmaya başladık ve hatırlarsanız esnaflarımız orada şöyle bir şey istiyorlardı bizden. Mevcut yerlerimize bizim dokunma, yeni bir yer yap, biz orayı kira öder gibi ödeyelim. Yeni yerimizi yaptıktan sonra biz bu mevcut yerimizden çıkıp oraya yerleşiriz. Ve bunu iki sebepten dolayı istiyorlardı. Bir, bulundukları yer itibariyle artık mevcut sanayinin kendi isteklerini ve yapmış oldukları hizmetleri tam anlamıyla karşılamadığını düşünüyorlardı ki doğrulardı, haklılardı. İkincisi de yeni gelişen teknoloji, yeni gelişen şartlar artık mevcut yerlerinin daha da büyütülmesi gerektiğini doğurduğundan dolayı 50 metrekare, 100 metrekare artık yetmiyordu. Daha doğrusu dışarı çıkmak zorunda bile kalabiliyorlardı. Sesim duyuluyor herhalde değil mi? Duyuluyor. Bu nedenden dolayı bunları tekrar revize etmek maksadıyla karşılıklı görüşlerimiz, görüş alışverişinde bulundu. Sizler de biliyorsunuz 100'ün üzerinde toplantı gerçekleştirdik. Ve bu toplantıları yaparken esnaflarımızı grup grup, parti parti, bazen 5 kişi, bazen 10 kişi, bazen sırf mermercilerle, bazen sırf kaportacılarla, bazen sırf malzeme satan esnaflarımızla ayrı ayrı yaptığımız görüşmelerin neticesinde bu şeyi artık şekillendirmiş olduk ve sizlerin de bildiği süreç doğrultusunda 23 Aralık'la 10 Şubat 2017 tarihleri arasında 1620 tane dükkanın talep toplama işlemini tamamlamış olduk. Şimdi 29 Ocak 2018 tarihinde de İstanbul TOKİ'de 22 firmanın katılımıyla bir ihale süreci gerçekleşmişti ve bu ihalenin sonucunda Çakır İnşaat isimli bir firma ihaleyi kazanmıştı ve Nisan 2018 sonu itibariyle de şantiyelerini kurmaya başladı. Şantiyelerini kurmaya başladıkları andan itibaren de hemen altyapıyla ilgili hızlı bir çalışma, aynı zamanda soket temelleri dediğimiz refabrik yapıyla meydana getirecek buradaki inşaatla onun temel altlarını ve hazırladıkları kolonları da oraya dikmeye başladılar. Geçenlerde sizler de biliyorsunuz hem oda başkanlarımız hem de vekilimiz ve valimizle beraber yerinde ziyaret ettik ve gördük ki inşaat aksamadan ve planladıkları doğrultuda devam ediyorlar. Ve Allah'tan bir mani olmasa 2019'un yaz aylarında bir an önce bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için de çalışıyorlar. Şimdi bu inşaatımızın teknik kısımlarını biliyorsunuz ama ben hatırlatmak maksadıyla tekrar söylemek istiyorum.
yaklaşık 300 hektarlık bir alan üzerinde 180 hektarlık alanda ilk etapta yapılacak bir çalışma vardı. Biliyorsunuz iki etaptan oluşturuyorduk biz projemizi. Bu 180 hektarlık alanda 620 tane iş yeri, 5 farklı 1620 iş yeri, özür dilerim. 1620 tane çünkü esnafımız orada münacatta bulunmuştu. 5 farklı inşaat tipi yapıyorduk. Bunları ben teker teker söylemek istiyorum. 696'sı 100 metrekare, 420'si 200 metre, 189'u 300 metre, 148'i 400 metre, 167'si de 500 metrekare olmak üzere adetleri ve metrekareleri belli olan toplamda 1620'yi bulan dükkan orada şu anda temeller atılıyor, soketleri yapıldı. Üzerine de prefabrik kolonlar dikilmeye başladı. Bunun dışında orada bulunan biliyorsunuz esnaflarımız var. Çay ocağı, berber, market gibi. Onların da inşaatını belediye olarak biz yapacağız ve ilerleyen zamanlarda ihaleye çıkacağız. Çünkü sizlerin de bildiği gibi mevcuttaki sanayide çay ocağı işleten, lokantası olan, farklı icraatlarda bulunan esnaflarımızla ilgili talepleri de yani sanayi dışı işleri biz yapacağız. Mimarisini ve inşaatını yaptıktan sonra da onların ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bunlar inşaatı bitmesine yakın biz de o işleri tamamlayacağız. Şimdi TOKİ'de bu etapta tabii şu çok önemli. Ödemeler kısmı vardı. Sizler de biliyorsunuz. Ödeme kısmında TOKİ ile geçen TOKİ başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda inşaat devam ederken bizler esnaf odaları başkanımız ve kıymetli başkanlarımla beraber tekrar yaptığımız görüşmelerde esnafımız üzerine düşen miktarı ödemeye hazır olduklarını ve bunun için tekrar bir düzenlemenin olmasını istediler. Ve bu vesileyle de biz onlarla yaptığımız görüşmede dün itibariyle bize dönüş yaptılar. Ve Halk Bankası'nda, sanayide bulunan Halk Bankası şubesinde artık ödemelerini yapabilecekler. Sizlerin de bildiği gibi anahtar teslimine kadar ödenmesi gereken bir ücret var. Bu 100 metrekare için 400, 200 metrekare için 800, 300 metrekare için 1200, 400 için 1600, 500 metrekare için de 2000 lira. Bunları dükkanda anahtarı teslim edene kadar ödeyecekler, ödemelerini yapacaklar. Ödemelerini bitirdikten sonra anahtarı aldıktan itibaren içerisine yerleşmeye başladıklarında da kalan miktarları, çünkü biliyorsunuz ilk başta ön bir peşinat yatırmışlar. Anahtar teslimine kadar bugünden itibaren başlayarak ödeme yapacaklar. O sürenin sonucunda da geriye kalan süre, yani 10 yıllık biliyorsunuz vade verilmişti. 10 yıl süre içerisinde, yani 120 ay süresi içerisinde de verilen artık metrekaresine göre değerlendirme sonucunda ortaya çıkan rakama göre ödemelerini yapacaklar. Burada onu gerçekleştirdikten sonra mevcut sanayiyi tamamen biz yenileyeceğiz. Yani oradaki dükkanlar tamamen yıkılacak. Yeni 18 uygulaması, yeni revizyon uygulamaları yapılacak. Onunla ilgili sorular geliyor, onu da cevaplamak istiyorum. Biz şu anda hem revizyon hem de 18. madde uygulaması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu şu anda ihale aşamasında sadece sanayi için değil, tüm Aksaray için uygulamayı gerçekleştireceğiz. Çünkü sizlerin de bildiği gibi basın mensupları olarak sizlere de geliyor. Bizlere zaten her gün muhatabız. Bazı yerler 2 kat, 3 kat gibi dezavantajlı konumlar oluşturuluyordu. Biz bu konumları avantajlı bir hale dönüştürmek için kat yükseklikleri gerçekleştireceğiz. Ve mevcut sanayiyi de tamamen dönüşüm içerisine sokmak maksadıyla bu projeyi de başlatmış bulunuyoruz. Tabi bu bir günde olacak iş değil. Bu yıllara sari olarak devam edecek bir iş ama biz ilk adımını, ilk çalışmasını da revizyon imar planıyla inşallah başlatmış oluyoruz. Yakında ihalesini tamamlayıp, bunu da bir an önce tamamlayıp, revizyon imar planı bizim tahminimiz 8 ayla 1 sene arasında değişen bir süre içerisinde tüm Aksaray'ı kapsadığı için kapsamlı bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de kesinlikle kimseyi kırmadan, üzmeden ama Aksaray'ın da daha iyi gelişmesi, daha iyi katılım oluşabilmesi için çalışmak istiyoruz. Başkanlarım da biliyor, Aksaray'ın en önemli sektörlerinden bir tanesi de inşaat sektörü. Bu sektör daha önce bizim yaptığımız serbest kat uygulamasıyla gerçekten ciddi bir ivme kazanmıştı. Fakat bakanlığımızın yeni uygulaması sonucunda bu değişti, dönüştü. Biz yeniden bu avantajı sağlayabilmek maksadıyla inşallah revizyonla bunu tekrar atağa geçirip inşaat sektörünü tekrar canlandırma gibi bir hedefimiz var.
bunu hem yeni yapacağımız sanayinin olduğu mevcut yerle ilgili hem de şehrimizin dezavantajlı olan kısımlarının avantaja çevrilmesi için inşallah gerçekleştireceğiz. Ve bu yeni sanayimizde, sanayimizi inşallah taşır taşımaz orayı yıktıktan sonra yeni bir şehri orada oluşturuyoruz. Sizlerin de takip ettiği gibi yeni hastanemiz orada. Şu anda Kasım ayı gibi, Ekim'in sonu, Kasım'ın başı gibi inşallah açılması planlanıyor. Biz de bu arada Aksaray'ın 8 farklı noktasından oraya nasıl ulaşabiliriz üzerine çalışıyoruz. 2 tane köprü yapıyoruz. Yolları, tarlaların olduğu noktalardan yollar yapıyoruz yeni. Amacımız hem ilçelerden, hem kasabalardan, köylerden, Konya'dan, Ankara istikametinden ve farklı yerlerden çok rahat ulaşılabilir. Tabii şehir içi de başka olmak üzere. Ulaşılması için bütün yolları açıyoruz. Yeni ekstra yollar da yaptık. Onların da çalışması devam ediyor. Tabi bu esnada tam yerinde olmayan, yerinde farklı konumda olan yolları da eski, yani normal, daha önceki uygulanan imar planına göre yerleştirme çalışmamız bir taraftan devam ediyor. İnşallah Kasım ayı gibi açılışını yaptıktan sonra da şehrimizin her yerinden ulaşabilecek noktaya gelecek. Dolayısıyla sanayinin taşınması burada çok elzem bir noktaya ulaşıyor. Olmazsa olmazlardan bir tanesi bir an önce yapılıp taşınması ve taşınır taşınmaz da mevcut yerin bir an önce yeni bir şehre dönüştürülmesi. Bu çalışmalarda hızlı bir şekilde devam edecek. Bunu yaparken de şunu da söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız da açıkladı artık dolarla, euroyla kira ödemesi yapılmaması gerektiğini. Ben bu vesileyle sanayideki esnaflarımız en çok bu sorular bize geliyor. Muhtemelen oda başkanlarımıza da bu sorular geliyor. Belki onları siz daha iyi değinirsiniz biraz da. Fakat ben sadece şunu bahsetmek istiyorum. Şimdi mal sahipleri mevcuttaki kiracı olan esnaflarımızdan böyle fahiş fiyatlar istemeleri bizleri üzüyor. Çünkü oradaki esnaflarımız zaten kıt kanat, zor şartlarda bu işleri yürütüyorlar. Alın teri var. Bunu da bu şekilde bir avantaja, yani bu şekilde bir ranta dönüştürülmemesi gerektiğini ve bu konuda da hassas davranılmasını ben de bir belediye başkanı olarak ve burada birazdan oda başkanlarında mutlaka bu konuya değinecek. Bunu özellikle istirham ediyorum. Ülkemizin böyle bir durumdan geçerken orada özellikle mal sahiplerinin de bu işe işin içerisine girerek ödemelerini dolar, euro cinsinden değil Türk parası üzerinden yaparak oradaki esnaflarımıza destek olmalarını bu vesileyle de söylemek istiyorum. Zaten bir süre sonra, 2 sene sonra Allah'tan mani olmazsa yeni yerlerine geçtiklerinde artık kira ödemek zorunda kalmayacaklar. Çünkü kendi yerlerine kavuşmuş olacaklar. Bu projenin esas çıkış noktası da buydu. %80'i kiracı olan sanayinin artık kira öder gibi ödeme yapmak suretiyle kendi yerlerine sahip olması bizim bu projeyi başlatma noktamızdı. Bütün bu gayretimiz ve çalışmamız da bu doğrultuda devam etmişti. Başta neyi söz verdiysek Allah'a çok şükür bunların gerçekleştirilmesi için projelerimiz adım adım gün yüzüne çıkıyor ve gerçekleştiriliyor. Biz hiçbir projede geri durmadan, daha da katarak ve her günde yeni projeler üreterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben ama burada özellikle oda başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. 2 tane sanayide bulunan oda başkanlarımız var. Daha önceki başkanımızdan devralan kardeşim şu anda devam ediyor. Ona tekrar başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Sürece sanayi esnafı olduğu için zaten içindeydi. Şimdi tekrar dahil oldu. Ve sanayideki bu projenin ne kadar önemli ve elzem olduğunu biliyorum. Mesut kardeşim artık baştan beri devam ettiğimiz, işin içinde olduğumuz, her anını beraber geçirdiğimiz bir çalışmanı sağ olsun kendisi de bir adım bile geri durmadan hep bizle beraber olarak ve oradaki esnaflarımıza durumu izah ederek yaptı. Şunu demişti, hiç unutmuyorum. Burada devlet var, TOKİ var, belediye var. Böyle bir kuruluş varken başka macera aramaya gerek yok. Bir an önce olsun bitsin ki biz de yeni ve güzel yerlerimize geçelim. Ticaret Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha önce Ahmet Bey vardı. Onunla beraber süreç devam etmişti ama şimdi devam eden süreçte de çok kıymetli başkanım. Hiç geri durmadan. Yeter ki esnafımız için olsun. Yeter ki oradaki kardeşlerimiz için olsun. Bizle beraber olmaya devam etti. Ve bu projenin devamı içinde bizlerle beraber. Doğan Başkanımız zaten hepiniz biliyorsunuz. Allah razı olsun. Esnafın her zaman yanında. Esnafla her zaman iç içe. Sohbetimizde, muhabbetimizde, konuşmalarımızda sadece sanayi bazında değil, bütün esnaflarımız anlamında istişarelerimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor ki bu projede başından beri kendileri de var ve esnaflarımızı ikna etmedi. Orada bu olayı anlatmada da bizlere çok büyük destekleri oldu. Huzurlarınızda çok kıymetli başkanlarıma
ve orada bize güvenip bu projeye devam eden esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir zaman bir yerlere kapılıp kandırılan bazı kardeşlerimize de biz önümüzdeki haftalarda onlara da randevu vereceğiz, konuşacağız. Bizim derdimiz kimseyi dövmek, kırmak, üzmek değil. Olabilir, insanlık halidir. Farklı şeylerin etkisinde kalınabilir. Ama biz burada doğru olan noktada dosdoğru yürümeye devam edeceğiz. Bizim bir kinimiz, bir nefretimiz, bir şeyimiz olamaz. Yanlışa giden arkadaşlarımızı da buraya tekrar davet ederek onlarla da bir istişare yapacağız, bir görüşme. Ama bunu yaparken de mevcutta bu işe başından sonuna kadar devam eden kardeşlerimizi de hiçbir zaman üzmeyeceğiz, kırmayacağız. Çünkü yolun başından beri beraber olanlarla devam etmemiz ve onların gönlünü hoş ederek bu çalışmalarda imza atmamız gerekiyor. Ben tekrar katıldığınız için ve geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yılların sorunlarına el atarak halkın beklentisini karşılayan, yatırım ve hizmetlerini aralıksız devam eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı. Aksaray Belediyesi topyekün Yunus Emre Mahallesi'nde sorunların çözümü için çalıştı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Mahalle Muhtarı Ramazan Yurttaş, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri ile birlikte Yunus Emre Mahalle halkının istek ve taleplerini dinledi, sorunların tespitiyle beklentiler doğrultusunda çözüm üretti. 250 kişiden oluşan Başkan Mahallemizde ekibi, yol, kaldırım, su, kanalizasyonla temizlik çalışmalarının yanında temel belediyecilik hizmetlerine dair geniş hizmet ağıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallelerdeki sorunları tek tek tespite ve çözmeye devam eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahalle gezilerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle birebir görüşerek vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Gerçekleşen mahalle ziyaretlerinde çocuk, genç, yaşlı, kadın, her yaştan insan tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Yazgı, hizmet turunu mahalle meclisi toplantılarıyla tamamlıyor. Başkan Yazgı, mahalle meclisi toplantısı dahil samimi diyalogların ve sohbetlerin gerçekleştiği temas ve ziyaretlerde kendisi ve ekibine gösterilen ilgiden oldukça memnun. Tüm mahalle gezilerinde gördüğü samimi ilgi ve desteği ifade eden Başkan Yazgı, 48 mahalleye eşit hizmet vermek gibi önemli bir vazifemiz var. Bu görevde ekip arkadaşlarımıza olduğu kadar tüm mahallelerimizin başta muhtarları olmak üzere her sakinimize ihtiyacımız var. Başarıyı yakalamak ekibe, donanıma olduğu kadar birlikteliğe de ihtiyaç duyar. Daha geniş hizmet ağıyla Temmuz ayında başladığımız Başkan Mahallemizde gezilerimizi Yunus Emre Mahallesi ile birlikte 21. mahallemizde tamamlamış olduk. Tüm mahallelerimize eksiksiz hizmet götürmek ve bu birlikteliği yakalamak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın desteğiyle çalışmalarımıza ve yolumuza hep birlikte devam edeceğiz dedi. 19 Eylül Gaziler Günü Aksaray'da kutlandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, şehitler mezarlığının ziyaret edilmesinin ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ramazan Türkücü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu. Tören sonunda Vali Aykut Pekmez'i valilik makamında ziyaret eden gaziler ve il protokolü üyeleri daha sonra birlikte Aksaray Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Düzenlenen tören şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla son buldu. 2. Kılıç Arslan temalı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali etkinlikleri çerçevesinde devam eden medrese sohbetlerinde Somuncu Baba ve Cemalettin Aksaray ile Piri Mehmet Paşa ve Cemali ailesi söyleşileri düzenlendi. 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali etkinlikleri kapsamında Zinciriye Medresesi'nde düzenlenen medrese sohbetleri devam ediyor.
Dört gündür devam eden festivalin ikinci gününde Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Haşim Şahin, Somuncu Baba ve Cemalettin'i Aksaray konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Şahin, 2. Kılıç Arslanı ve Selçuklu dönemini tema alan festivalde böylesi bir platformda konuşma yapmak benim için onur verici bir durum sözleriyle Aksaray'ın tarihe tanıklık etmiş bir şehir olduğunu hatırlattı. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Küçükdağ da medrese sohbetlerinde Piri Mehmet Paşa ve Cemali ailesini anlattı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşların ve davetlilerin büyük ilgi ve beğeniyle dinlediği 2. Kılıç Arslan temalı medrese sohbetlerine konuşmacı olarak katılan Haşim Şahin ve Yusuf Küçükdağ günün anısına hediye verdi. Yunus Emre Mahallesi sakinleri ve mahalle muhtarı Ramazan Yurttaş, mahallelerinde yapılan çalışmalar ve göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür plaketi verdi. Başkan mahallemizde projesi kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle meclisi toplantısında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür plaketi. Mahalle muhtarı Ramazan Yurttaş, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya mahalleye yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Yazgı'nın göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarıyla Aksaray'ı yeniden inşa ettiğini belirten muhtar Yurttaş, Sayın Başkanımız seçildiği günden itibaren mahallemizin tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında bizlere büyük destek verdi. Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kıymetli belediye başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum dedi. Mahallelerin ihtiyacına göre yatırım ve hizmetlerle başkan mahallemizde gezileri kapsamında düzenlenen mahalle meclisi toplantılarında 4,5 yılda yaptığı hizmetleri vatandaşa anlatan Başkan Yazgı, Yunus Emre Mahallesi sakinleri ve muhtar Ramazan Yurttaş'a teşekkür etti. Bizler yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda mahallelerimize eşit derecede hizmet götürmenin gayretindeyiz. Bununla birlikte muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gören gözümüz, işiten kulağımız. Mahallelerimizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürümesini sağlayan tüm muhtarlarımıza ve bizlerden desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum diyerek toplantıya katılan mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı, öneri ve taleplerini dinledi. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray Ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.